Arkadaşlar merhaba. Termodinamik 1 dersimize başlıyoruz. Üçüncü konuyla devam edeceğiz. Evet, konumuz saf maddenin özellikleri. Ders 1 ve ders 2'de önemli konuları ele aldık. Arkadaşlar bu önemli konular arasında çok önemli tanımlamalar vardı. Bu tanımlamaları çok iyi bileceğiz ve bundan sonra onların üzerinde durmayacağız ama hepsini kullanacağız. Onun için ders 1 ve ders 2'de anlatılan bütün konuları güzelce tekrar etmeniz ve iyice öğrenmeniz gerekmektedir. Şimdi termodinamiğin birinci yasasını ayrıntılı olarak işlemeden önce saf maddeleri göz önüne almamız gerekiyor. Çünkü biz termodinamikte saf maddelerle çalışacağız. Saf madde nedir? Kimyasal bileşimi her noktasında aynı ve değişmeyen maddeye saf madde denir. Örneğin su arkadaşlar, azot, karbondioksit, hava. Çünkü bir bardak suyu ele aldığında her noktasında kimyasal bileşimi aynı. O zaman biz buna saf madde diyoruz. Tabii saf olmayan maddelerle de çalışıyoruz. Ama daha çok kimya mühendisleri çalışıyorlar. Biz bu dersimizde saf olmayan maddeleri ele almayacağız. Sadece saf maddelerle çalışacağız. Hava demişim, farklı gazlardan oluşan ama kimyasal bileşimi her noktasında aynı olan karışım havada bir saf maddedir. Ama örneğin yağ su karışımı saf madde değil. Çünkü yağ su karışımına baktığımızda her noktasında biz aynı kimyasal bileşimi göremiyoruz. O zaman farklı bir karışım olduğu için saf madde değil diyeceğiz. Örneğin sıvı su buz karışımı saf madde. Çünkü her iki fazında da kimyasal bileşim aynı. Bu önemli yani. Kimyasal bileşim aynı olacak. Ama bunun yanında sıkıştırılmış hava artı gaz halindeki hava karışımı saf madde değil. Çünkü havada bulunan farklı gazlar belli basınçta farklı sıcaklıklarda yoğuşuyor. O zaman kimyasal bileşim bozuluyor. Yani sıvılaştırılmış hava ile gaz halindeki hava karışımı ise saf madde değil. Evet, saf maddeyi bu şekilde tanımladıktan sonra özellikle biz ideal gazlarla, havayla, suyla, soğutucu akışkanlarla çalışacağız. Ve hepsi saf madde olarak karşımıza çıkacak. Dediğim gibi biz bu dersimizde saf madde olmayan elemanları ele almayacağız. Eğer saf maddeyle çalışıyorsak tabii ki bu saf maddenin fazları olacak. Katı fazı, sıvı fazı, gaz fazı bizim için önemli. Bu fazların hepsini göz önüne alarak çeşitli işlemler yapacağız. Çeşitli grafikler çizeceğiz. Arkadaşlar biraz sonra da grafiklere bakacağız. Termodinamikte PV diyagramı, TV diyagramı, PT diyagramı veya grafikleri bizim için çok önemli. Bunları doğru şekilde öğrenip doğru şekilde yapacağız. Grafikleri öğrenmeyen termodinamikte belirli bir başarı sağlayamaz. Evet, saf maddenin fazları dedik. Faz ne demek? Bildiğiniz gibi fiziksel olarak belirgin sınırların içinde her noktada aynı olan belirli bir molekül düzenini simgeliyor. Katı sıvı, gaz faz durumları. Örneğin karbon katı fazda hem grafit fazında hem elmas fazında olabiliyor. Yani karbon içinde bu değişik farklı durumu söyleyebiliriz. Arkadaşlar katı sıvı gazla çalışacağız dedik. Bildiğiniz gibi katılarda moleküller arası bağlar kuvvetli. Onun için adı katı. Gaza bakarsak moleküller arası bağlar zayıf. Katı ile gaz arasındaki en büyük fark bu. Arada sıvı kalıyor tabii ki. Katı ile gaz arasında kalan sıvının da moleküller arasındaki bağlar ona göre değerlendirilebilir. Biz basit saf maddenin katı sıvı gaz denge durumu ile ilgileneceğiz. Hani basit dediğimiz şey termodinamikte üzerinde sadece bir yolla iş yapılabilen maddeler yani sıkıştırma, genleşme gibi sadece bir yolla iş yapabiliyorsak bunlar basit saf maddeler. Tabii ki arkadaşlar geçen derslerdeki bilgileri çok iyi bileceksiniz dedik. Biz her zaman iki adet birbirinden bağımsız özelliği göz önüne alarak saf maddeleri değerlendireceğiz. Biz bunları yoğun veya yayın özellikler diyoruz. Biraz sonra da üzerinde tekrar duracağız. İki adet birbirinden bağımsız özellik olmadan hiçbir işlemi yapamıyoruz. Tabloları kullanamıyoruz veya bazı eşitlikleri kullanamıyoruz. Öncelikle iki adet birbirinden bağımsız özellik ile çalışacağız. Saf maddelerin faz değişimi işlemlerini göz önüne alacağız dedik. Sıvı fazı, gaz fazı veya buhar fazı, sıvı artı buhar fazları karışımları
bizim için faz değişimi işlemleri, bunlara güzelce bakacağız biraz sonra. Onun için piston silindir düzenini göz önüne alacağız. Ne demişim? Bir piston silindir düzeninde saf maddenin faz değişimi işlemi önemli arkadaşlar. Giriş yapıyoruz artık faz değişimine ve saf maddeleri ele alarak faz değişimi olayını inceleyeceğiz. Yine geçen derslerde piston silindir düzeni üzerinde durduk. Önemli bir düzenek. Biz makine mühendislerinin karşısına her zaman çıkan bir düzenek. Basit olarak şekilde gördüğünüz gibi düzeni ele alalım. İçinde su olsun. Sistem su yani. Sistem sınırını görüyorsunuz. Sadece suyu göz önüne almış. Ve en önemli nokta burada bir hareketli sınır var piston silindir düzeninde. Suya biz ısı verdikçe piston yukarı çıkıyor. Isı çektikçe piston aşağı iniyor. Ne demişim? Pistonun yüzey alanı A piston olsun. Pistonun kütlesi M piston olsun. Tamam. Sürtünmesiz ideal piston silindir düzeni. Arkadaşlar sanki dengeli olarak problemleri ele alıyoruz. Yani sanki dengeli demek, sürtünmesiz piston silindir düzeni demek. Önce ideal olarak çalışacağız. Küreye de önemli bir şey yazmışım. Bakın, sistem sınırından enerji geçişi yoksa sistem termodinamik olarak dengededir. Termodinamik olarak dengede olan sistemleri zaten ele alacağız. Ama sistem sınırından ısı girişi termodinamik dengeyi bozar. O zaman biz hal 1 örneğin hal 1 ile hal 2 göz önüne alacağız. Her iki hali de dengede kabul edeceğiz. Arada ısı geçişi varsa yine geçen derslerde yaptık. Dengenin bozulduğu durum karşımıza çıkacak. Arkadaşlar şurada pistonu göz önüne almıştık gördüğünüz gibi. Üzerinde bir dış basınç var. Bu dış toplam basınç da, toplam basınç demesi de önemli. Sonuçta atmosfer açıksa burada bir atmosfer basıncı var. Bir de pistonun ağırlığını göz önüne alacaksak pistonun ağırlığını oluşturduğu bir basınç var. O zaman P dış toplamı göz önüne alacağız. Tabii ki bu P dış toplamın karşısında da ters yönde sistemin basıncı olacak. Burada sistem suysa suyun oluşturduğu basınç. Termodinamik dengede o zaman P dış toplam eşittir P sistem olacak tabii ki. Arkadaşlar ve geçmişte de söylediğimiz gibi piston silindir düzenekleri eğer bunun üzerinde herhangi bir başka etki yoksa bir yay bağlı değilse sabit basınçta çalışır. O zaman P dış toplam, P atmosfer varsa tabii ki alacağız. P atmosfer dışında örneğin üzeri kapalı olur. Burada ayrı bir basınç olur. Onu göz önüne alacağız. Artı pistonun oluşturduğu basınç. Pistonun kütlesi M piston, yer çekimi M'si G. İkisini çarparsak pistonun ağırlık bölü yüzey alanı zaten basıncı bize verir. O zaman A pistona bunu böleceğiz. Pascal biriminde P dış toplama elde edeceğiz. Elde ettiğimiz bu basınç tabii ki dediğimiz gibi burada iki ok var birbirine ters yönde. Yani P sisteme eşit olacak. P sistem de burada P su tamam iç basınç olarak devreye girecek. Piston silindir düzenini kısaca tekrar ettik. Geçmişte de çalışmıştık ve suyun faz değişimini bu çerçevede ele ayrıntılı olarak alalım arkadaşlar. Piston silindir düzeninin içine suyu koyduk. Başlangıçta sıvı fazında. Sıvıyla başladık. Hal 1 sıvı fazı olsun. İki yayın özellik bize lazım arkadaşlar. Bunlar basınç, sıcaklık, basınç özgül hacim, sıcaklık özgül hacim olabilir. Bu sıvı fazla bu üçünden herhangi birini aldığımızda birbirinden bağımsız iki özellik gösterir. P1, T1, P1, V1, T1, V1 olarak alabiliriz. Ya biz alacağız ya problem de verilecek. P1 basıncı arkadaşlar atmosfer açık olsun. Üstü bir atmosfer basıncı da yani yaklaşık 100 kilopaskal olsun. P1'i biz bir atmosferi yaklaşık 100 kilopaskal alalım. Gerçekte 101, 1325 pascal ama yaklaşık 100 kilopaskal alabiliyoruz. T1 sıcaklığı 20 derece. Bir bardak su örneğin oda sıcaklığındaki su bu. Biz bunu piston silindir düzeni içine koyduk. Arkadaşlar tablo okumayı öğreneceğiz yavaş yavaş. Bu 20 derece santigrat sıcaklığın karşısında özgül hacmimiz tablolardan okunacak. Ben onu şimdilik okumuşum. 0.00102 metreküp bölü kilogram. Bak virgülden sonra ne varsa tablodan onu alacağız. Çünkü birim kütle için bu. Özgül hacmin tersi yoğunluk.
Demek ki bunu 1 bölü B1 olarak alırsak 998 kilogram bölü metreküpte bir yoğunluğu varmış suyun. Bakın hal 1'i göz önüne aldık. İki bağımsız özellik yani 100 kilopaskal ve 20 derece bilgileri kapsamında tablolardan özgül hacmi okuduk. Bu özgül hacim değeri veya ne gerekiyorsa ileriki problemlerde tablodan onları okuyacağız. Burada sistem su ve başlangıçta sıvı fazla, sıvı fazla. Termodinamikte arkadaşlar sıvı fazın bir adı var ve önemli. Biz buna sıkıştırılmış sıvı diyeceğiz ve SS ile göstereceğiz. Adı sıkıştırılmış sıvı. Sıvı fazın adı termodinamikte bu. Veya soğutulmuş sıvı da deniyor. Arkadaşlar bu ne demek? Su henüz buharlaşma aşamasında değil. Yani buharlaşma aşamasında değilse ona termodinamikte sıkıştırılmış sıvı veya soğutulmuş sıvı deniyor. Biz sıkıştırılmış sıvıyı kullanacağız genellikle. Suyun basıncı ancak üzerindeki P atmosfer artı P piston eşittir P dış toplam basınç değişirse değişir demişim. Sonuçta bu dış basınç örneğin hani bu piston silindir üzerine bir ağırlık koyarsak o zaman yine suyun basıncı değişebilir. P dış toplama göre değişecek. Tabi buradan ısı girişi oldukça bu basınca eşdeğer oranda bir basınç oluştuğu an zaten dengede olduğu için oluşmuş. Bu yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Sabit basınç işlemine biz izobarik diyoruz. Yani piston silindir düzeni son kez söyleyeyim izobarik bir işlem. Sabit basınçta çalışır. Çünkü iç basınç dış basınç dengede ve buradan enerji girdikçe, ısı girdikçe hacim artışı bu dengede olan basınç çerçevesinde yükselmeye, pistonun yükselmesine neden olacak. Hal 1'i güzelce anlattık. Gelelim hal 2'ye arkadaşlar. Ne dedik? Piston silindir düzeni sabit basınçta gidecek. O zaman P2 eşittir P1 bir atmosfer. Tamam. Su 40 dereceye gelsin. 40 derece santigrata gelsin. Hala sıkıştırma sıvıdayız o zaman. Yani buharlaşma başlamadı daha. Tabii ki sınırdan ısı veriyoruz. Hani başlangıçta ısı yoktu. Isı verdiğimizden sıcaklık arttı bak. Tamam. Ve hacim arttı. Özgül hacim 0,00108 metreküp kilogram oldu. Yukarıda daha düşük bir değerdeydi. 0,001 mertebesindeydi. Yine bir mertebesinde ama virgülden sonrası önemli dedik. Orada 0,02 var. Burada 0,08 var. Yani V2 büyük V1 oldu. T2 büyük T1 oldu. Özgül hacim ve sıcaklık arttı. Bunu gözlüyoruz. Bir çaydanlık suda da bunu gözlüyoruz. Piston silindir düzeninde de bunu gözlüyoruz. Ve biz bunun bu sıcaklıkları ve basınç değerleri de ölçebiliriz zaten. Burada sabit basınçta çalışıyor. Sıcaklığı termometreyle ölçebiliriz. Gelelim önemli bir noktaya. Sıkıştırma sıvı bölgesi dedik. 40 derecelik hal 2'de. Hal 3'e geldiğimiz arkadaşlar ısı vermeye halen devam ama anlık olarak noktaları inceliyoruz. Mesela buradaki anlık nokta T3 eşittir 100 dereceye gelmiş. Biraz sonra ayrıntılı açıklayacağım. Önce şunu söyleyelim. İçeride sıvı su var. Şu ısıyı vermeye devam ediyoruz ve ne görüyoruz? İlk buhar taneciğini görüyoruz. Bu çok önemli bir nokta. İlk buhar taneciğinin oluştuğu nokta bizim için önemli bir nokta. Biz buna doymuş sıvı noktası diyeceğiz. Önce şurayı anlatalım. P3 basıncı P2'ye eşit değişmiyor. 100 kilopaskal. T3 100 dereceye gelmiş. Yani kaynamanın başladığı ilk nokta. Gerçekte arkadaşlar 100 kilopaskalda 99,61 derece santigratta kaynar. Ama biz bunu 100 alarak işlemlerimizi yapıyoruz. Sonucu çok etkilemiyor. Ama 100 derece ve 100 kilopaskalda ilk buhar taneciğini görüyorsak buna termodinamikte doymuş sıvı noktası diyeceğiz. Özgül hacim arttı tabii ki. 0,00143 metreküp kilogram oldu. Sıcaklık arttı. Ve birbirinden bağımsız iki yayın özellik kısmını biraz sonra tartışalım. Önce şunu söyleyeyim. Su sıvı halde ve ilk buhar taneciği oluşuyor. Faz değişimi yani sıvıdan buhara başlamak üzere. Buna biz doymuş sıvı diyoruz. Neredeyse başlamak üzere. Arkadaşlar faz değişimi başladığı an sıcaklıkla basınç birbirinden bağımsız olmuyor. Çünkü faz değişiminde basınç sabit, sıcaklık sabit. O zaman biz bu ikisini alamıyoruz. O zaman ya P3 V3'ü alacağız ya T3 V3'ü alacağız. Birbirinden bağımsız özellik arayacağız. Faz değişiminde sıcaklık ve basınç sabit kaldığı için bu ikisini alamıyoruz. Onun için
burada bir soru işareti koyup bunu tartışalım demişim. Çok önemli bir nokta, doymuş sıvı noktası termodinamikte DS ile göstereceğiz. İlk buhar tanecinin oluştuğu nokta. Bu noktadan sonra hal 4'e geldiğimizde ne görüyoruz? Aşağıda sıvı var, artık yukarıda buhar var. Yani sıvı buhara artık dönüşüyor. İlk buhar tanecini gördük. Bundan sonra içerisi giderek buhar oluyor Q ısıyı verdikçe. Tam hal 4 noktasını inceleyelim. Basınç değişmiyor dedik. Sıcaklık 100 derece. Bak sabit kaldı artık. Birbirinden bağımsız iki yeni özellik olmadı. Onun için burada özgül hacmi alıyoruz. Ama belli bir noktaya geldiğimizde mesela özgül hacim 1.0036 metreküp kilogram olmuş. Yine artmış ama sıcaklık sabit arttı. Dikkat, P4 ve T4 birbirinden bağımsız değil, faz değişimi başlamamış. Isı geçişi devam ediyor ve özgül hacim artıyor. P4 ve T4 sabit hale geldi. Faz değişimi başlamış ve sıvı buhara dönüşüyor. Termodinamikte bunun adı arkadaşlar doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı. Biz buna kısaca ıslak buhar diyeceğiz. P4 ve V4, T4 ve V4 birbirinden bağımsız iki yeni özellik olarak alınabilir. Arkadaşlar doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı önemli. Islak buhar neden? Bak burada sıvıyla buhar karışımı var. Biri doymuş sıvı, biri diğeri doymuş buhar olarak ele alınırsa ikisinin karışımı veya kısaca biz ıslak buhar deyip IB ile göstereceğiz. Hala 100 derece ıslak buhar bölgesinde bulunuyoruz. Gelelim önemli bir noktaya, hal 5. Arkadaşlar ısıyı vermeye devam ediyoruz. Su buhar karışımı var ama son sıvı tanecik artık buharlaşıyor. Bak son tanecik buharlaşıyor. Bir nokta bu. Doymuş buhar noktası. Hal 5. Basınçlar değişmiyor. Sıcaklık değişmiyor. Ama ne görüyoruz? Son sıvı taneciği buharlaşıyor. O zaman özgül hacim tabii ki arttı. 1.67-20 metreküp kilogram oldu. Sıcaklık hala sabit. Ve son sıvı taneciği buharlaşıyor. Faz değişimi artık bitiyor. Doymuş buhar noktası. Arkadaşlar biz buna yoğuşma sınırı da diyeceğiz. Bakın bunu unutmayın. Sorularda karşınıza çıkacak. Doymuş buhar noktası demeyiz de yoğuşma sınırı dersek aynı yer. Yoğuşma sınırındaki gaza doymuş buhar denir. Bak yoğuşma sınırındaki gaza doymuş buhar denir. Bu tanım da önemli. Hal 6'ya gelelim. Artık arkadaşlar içeride tamamen buhar var. Isıyı verdikçe son buhar taneciği de, son sıvı taneciği de buharlaştı. Bu çerçevede basınç değişmedi ama sıcaklık hani 100 dereceden artık mesela 200 derece almış. Ben yüksek bir sıcaklığa geldik. Özgül hacim bayağı arttı. 2.17-24 metreküp kilogram oldu. Artık özgül hacim de artıyor. Sıcaklık da artıyor. Faz değişimi bitti artık. Düzeyinin içi tamamen buhar oldu. Biz bu buhara gaz da diyebiliriz. Termodinamikte bunun adı kızgın buhar. KB ile göstereceğiz. Artık son sıvı taneci buharlaştı. Doymuş buhar noktasından ayrıldık. Kızgın buhara giriş yaptık. Kızgın buhar sabit basınç altında soğutulursa 6. halden 1. hale doğru benzer yollar izlenerek sıvı su, yani sıkıştırılmış sıvı elde edilir. Bak biz hani 6'ya kadar getirdik ısıyı vererek. 6'dan itibaren ısıyı çekmeye başladığımızdan aynı yolları izleyeceğiz. Değişen bir şey olmayacak. Sadece o zaman soğutma olacak. Burada ısıtma yapıyoruz. Arkadaşlar bu faz değişimi de içeren bu olay önemli. Hal 1'den hal 2'ye geldik. Bunu güzelce anlatmaya çalıştık. Bu bizim için çok önemli. Bunu güzelce bir tekrar etmeniz gerekiyor. Şimdi grafikler bizim için önemli dedik. Diyagramlar bizim için önemli dedik. Sıcaklık özgül hacim diyagramıyla devam edelim. Sıcaklığı ölçtük. Özgül hacmi ölçtük. Hal 1'den hal 6'ya geldik. Sabit basınç altında. Arkadaşlar bir noktası mesela 20 ile başladık sıcaklık olarak. Özgül hacmi şu. Tamam buraya yerleştirdik. 2'yi yerleştirdik. 3'ü yerleştirdik. Bak 3, 4, 5 sıcaklık değişmedi. Şurası doymuş sıvı noktası. Burası doymuş buhar noktası. Değişmedi ama 6'ya geldiğimiz an 200 derecede özgül hacim arttı bayağı ve kızgın buhar bölgesine ulaştık. Demek ki biz bu 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı grafiğe taşıdığımızda, TV'ye diyagramına taşıdığımızda bu şekilde göstereceğiz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir yol izliyor.
Evet, şimdi dikkatlice grafiğe bakalım. 1 ve 2 sıkıştırma sıvı arkadaşlar. 1'de de sıkıştırma sıvıydı, 2'de de sıkıştırma sıvı. Çünkü daha buharlaşma başlamadı. 3 doymuş sıvı, artık ilk buhar taneci oluştuğu özel bir nokta. 4 ıslak buhar, yani 3 ile 5'in arasındaki her nokta ıslak buhar arkadaşlar. 3 ile 5'in arasındaki her nokta. 4, yani ben bunu seçtim arada. Doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı. 5 özel bir nokta, doymuş buhar karışımı. Son sıvı taneci buharlaşıyor. Ve 5 ile 6 arasındaki her nokta kızgın buhar. 6 noktası da kızgın buhar bölgesinde yer alıyor. Halleri bu şekilde özetleyebiliriz. SS, DS, IB, DB, KB bizim için önemli. O zaman TB diyagramını ele alalım. Hepsini birleştirelim. Bak, ısıtmada şöyle bir yol izledik. Gördüğünüz gibi ısıtmayı önce göz önüne alalım. Ve buraya P eşittir 1 atmosfer yazmışız. Bak, bu eğriliğinin şu noktasına. Çünkü sabit basınçta çalışıyoruz. O zaman ne öğrendik? TB diyagramını çizdiğimiz an içinde sabit basınç eğrisi yer alır. Ve yanına o basıncı yazarız. Başka basınçlarda da benzer eğri yer alacak. Sıkıştırma sıvı bölgesi burası. Burada ısıtma yapıyorsak, soğutma da yapıyorsak sıkıştırma sıvı bölgesi burası. Tam burada doymuş buhar noktası başlıyor. Ve şu bölge ıslak buhar bölgesi. Isıtmada da soğutmada da tabii ki. Doymuş buhara geldik nokta ve ondan sonra kızgın buhar bölgesi başlıyor. Soğutma olursa yönü bu şekilde. Tamam. Bakın, geçen derste çalıştık. Sistem ısıl enerji içerir. Sistem ısıl enerji içerir ve ısıl enerji, ısı enerjisi değil, ısıl. Ve ısıl enerji duyulur ısı ve gizli ısı da ikiye ayrılır. Duyulur ısı nerede? Sıkıştırmış sıvı bölgesinde, kızgın buhar bölgesinde. Bak, sıcaklık artıyorsa duyulur ısı. Gizli ısı nerede? Islak buhar bölgesinde. Sıcaklık sabit, basınç sabit ama enerji veriyoruz. Bu nereye gidiyor bu enerji? Faz değişimine gidiyor. O zaman gizli ısı. Şu kısımlar da önemli. Arkadaşlar, su bir atmosfer basınçta 100 derece santigrat derecede kaynar. Bir daha söyleyeyim. Su bir atmosfer basınçta 100 derece sıcaklıkta kaynar. Termodinamik bilen olarak şunu çok iyi bileceğiz. Su 100 derecede kaynamaz. Bir atmosfer basınçta 100 derecede kaynar. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Çünkü 100 kilopaskalda yaklaşık 100 derecede kaynıyorsa, örneğin 500 kilopaskalda 151.83 derecede kaynıyor. Su her basınçta kaynar. Ve suyun kaynaması basınç ve sıcaklığa bağlıdır. O zaman su 100 derecede kaynar, günlük olarak kullanıyoruz ama biz bir atmosfer diye düşünüp 100 derece diyoruz. Dağın tepesinde farklı sıcaklıkta kaynar. Deniz seviyesinde farklı sıcaklıkta kaynar ama her sıcaklıkta kaynar. Suyun kaynama başladığı sıcaklık basınca bağlıdır. Bu çok önemli. Bunu termodinamik bilen bu konuyu çok iyi bilecek ve hata yapmayacak. O zaman yeni tanımlamalarımız ne olabilir? Verilen bir basınçta saf maddenin faz değişimine başladığı sıcaklığa doyma sıcaklığı denir. Verilen bir basınçta, bak, her basınçta su kaynar veya sıvılar kaynar dedik. Verilen bir basınçta saf maddenin faz değişimine başladığı sıcaklığa doyma sıcaklığı denir. Biz onu T doyma veya TD ile gösterdik. Bu ne? Saf maddenin faz değişimine başladığı sıcaklık. Yani doymuş sıvı noktasıyla doymuş buhar noktası dahil olmak üzere bu iki nokta arasındaki her nokta T doymayı içerecek. Bak, biraz önce grafiğini de çizdik. T3, T4, T5 100 derecedeydi bir atmosferde su için. O zaman bu T3, T4 ve T5 doyma sıcaklığı. Bu çok önemli. Bunları çok kullanacağız ve çok iyi bileceğiz. Saf maddenin faz değişimine başladığı basınç ise doyma basıncı. Bak, faz değişimine başladığı basınç doyma basıncı. Bunu da P doyma veya PD ile göstereceğiz. Yine bizim grafikte P3, P4, P5 bir atmosfer ama faz değişimine başladığı arayı göz önüne alırsak bu üçünün adı doyma basıncı. Tamam. 100 derecede su için. Bunu özetlersek arkadaşlar, P doyma demişiz su için.
diğer akışkanlar içinde bakabilirsiniz. Örneğin eksi 10 derecede 0.26 kilopaskalda su kaynıyor. 0 derecede 0.65, çok küçük basınçlarda var. 0.61 kilopaskalda su kaynıyor. 100 derecede gerçekte 101.325 kilopaskalda kaynıyor. Biz bunu yaklaşık 100 kilopaskal alabiliyoruz. 200 derece santigratta 1554.9 kilopaskalda kaynıyor. Bak, sıcaklık arttıkça biz basıncı çok yükseltirsek bu basıncın altında kaynama başlayamıyor. O zaman doyma basıncı, doyma sıcaklığının fonksiyonu veya tersi doyma sıcaklığı, doyma basıncının fonksiyonu o. Ve bunun termodinamik kitaplarında şöyle bir grafiği var. Onu da inceleyin. Sonuç olarak ikisi birbirinin fonksiyonu ise bunu grafik halinde getirebiliriz su için veya diğer sıvılar için. Biraz önce gizli ısıdan söz ettik. Bir sıvıyı buharlaştırmak için büyük miktarda ısı enerjisi, yani sınırdan ısı girişi gerekir. Bak, piston silindir düzenindeki dengeyi bozan olay ne? Sınırdan ısı girişi veya çıkışı veya enerji giriş çıkışları. Sınırdan ısı iş ve kütleyle enerji giriş çıkışı olabilir. Burada da bir sıvıyı buharlaştırmak için büyük miktarda ısı enerjisi gerekiyor. Faz değişimi süreci boyunca sistemdeki enerjinin adı gizli ısıdır. Biraz önce de söyledim. Tüm enerji, yani sınırdan giren tüm enerji faz değişimine harcandığı için sıcaklık sabit kalıyor. Bu sıcaklık, sabit kalan sıcaklık tabii ki sistemin sıcaklığı. Burada da sistem su. Bizim biraz önceki grafik örneğinde. Donma olsun, erime olsun, buharlaşma olsun, yoğuşma olsun gizli ısı içeriyor sonuçta. Buharlaşma süreci boyunca çekilen enerjiye, yani gereken enerjiye, bu işlemi yapılması için gereken enerjiye gizli buharlaşma ısısı deniyor. Bu yoğuşmaya da eşit arkadaşlar. Gizli buharlaşma ısısı, biz onu entalpiyle de tanımlayacağız ileride. Gizli buharlaşma ısısı. Bu kadar ısı verirsek buharlaşma başlar demektir. Evet, güzelce anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar, burada ayrıntılı bir grafik var. Üzerinde biraz duracağım. Yine siz çalışın. Saf maddenin TV diyagramını, bak su hariç demiştim. Su bazı değişik özellikler gösteriyor. Ama su hariç saf maddenin TV diyagramını buna benzer. Sudaki değişiklik nedir, ona biraz sonra bakacağız. Bak, katı halden başlatmışım ben. A ile B arası katı hal. Isıtmaya başladığımız an izobarik işlem, yani sabit basınçta bir işlem yapıyorsak bu katı hal belli bir noktadan sonra erimeye başlayacak. Tam B noktası katı hal ise belli bir noktadan sonra katı sıvı karışımı var. Faz değişimi başlayacak. O zaman eğri düz hale geliyor BC arası. İzobarik işlem erime, yani faz değişimi başladı. Gizli ısı içeriyor. Ama şurası gizli ısı değil, duyulur ısı içeriyor. AB arası, BC arası gizli ısı içeriyor. C'den D'ye geldiğimizde sıvı hal, sıkıştırmış sıvı, duyulur ısı demiş. Bak, buraya da demiş mi zaten duyulur ısı. Buraları biraz önce çalıştık. Doymuş sıvı noktası, işte doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı, faz değişimi var. Burada gizli ısı DE arası ve DEF arası yine kızgın buhar bölgesi, duyulur ısı içeriyor. Yani biraz önce çalıştık. Ben ona katı ve katı sıvı kısmını da dahil edersem su hariç, suyun buralarda biraz değişik oluyor durumu. Bu şekilde bir TV diyagramı çizebiliriz. Isıtma ve soğutma için okların yönleri farklı ama TV diyagramı bu şekilde. Sabit basınç için TV diyagramını bu şekilde çizebiliriz. Evet, sıvıdan katıya faz değişimi sırasında bütün maddelerin hacmi azalıyor. Bütün maddelerin hacmi azalıyor ama suyun hacmi artıyor. Su böyle bir özellik gösteriyor. Bu nedenle suyun TV diyagramı diğerlerinden biraz farklı. Bunu biraz önce de söyledim. Araştırıp bir bilgi notu oluşturun arkadaşlar. Araştırın dediğim kısımları yaparsanız termodinamikte başarı artıyor. Termodinamik kitaplarından bu kısmı araştıracağız. TV diyagramı üzerinde çok duracağız. PV diyagramı üzerinde çok duracağız. Bu arada PT diyagramları da önemli bizim için. Faz diyagramları. Bunun hakkında da kısa bir bilgi vereyim. P kilopaskal olsun, T derece santigrat olsun. Bak, grafikleri çizerken sembolünün yanına her zaman birimi yazacağız. Sembolün yanına birimi yazacağız. Sınavlarda grafikleri baştan sağa çizildiğini gördüğüm an oradan puanı tamamen kırıyorum.
grafikleri çok iyi öğreneceğiz. PT diyelim arkadaşlar, önce şunu gözden alalım. Şöyle bir kritik noktaya kadar bir eğri oluşturuyor. Bu kritik nokta nedir? Biraz sonra onu göreceğiz. Şimdilik kritik nokta olarak söyleyelim. Ve şurada bir üçlü nokta oluşturuyor. Yani bu üçlü noktada katı sıvı buhar aynı fazda. Bu eğrinin bu tarafı katı fazı veya sıvı fazından oluşuyor. Bu tarafı buhar fazı. Ve üçlü nokta ile kritik nokta arasında buharlaşma var. Sıvı buhar fazı burada. Bu eğrinin üstünde. Şurası üçlü noktadan aşağısı süprimasyon katı buhar fazı bu eğrinin üzerinde. Ve bakın eğrimenin başladığı su için şu kesik çizgiler, su hariç şu çizgi. Yani ya bu ya bu. Bir suyla çalışıyorsak biraz daha eğri bu tarafa geliyor. O zaman bu bölge katı fazı, diğerleri için bu bölge katı fazı, bunun altında kalan veya bunun altında kalan sıvı fazı bölgesini oluşturuyor. PT diyarımında, faz diyarımında. Bunu da araştırın arkadaşlar. Sonuçta yukarıda ne dedik? Suyun durumunu araştıracağız. Bir de PT diyarımını güzelce araştır. Yine bak buraya bunları bir not alın. Bunlar hakkında, bazıları hakkında konuştuk, bazıları hakkında konuşacağız. Bazıları hakkında hiç konuşmayacağız ama araştırma konularını mutlaka bilmeniz şart. Gizli füzyon ısısı araştır. Buharlaşma ısısı, buharlaşma entalpisi araştır. Sıvı buhar doyma eğrileri, bak sıvı buhar doyma eğrileri araştır. Kritik nokta araştır. Üçlü nokta, üçlü doğru araştır. PV diyaramı araştır. Biz bunlardan buharlaşma ısısını, kritik noktayı PV diyagramına ayrıntılı olarak göreceğiz. Buharlaşma entalpisini ayrıntılı olarak göreceğiz. Ama mutlaka araştıracaksınız. Bu kısmı güzelce not alın ve araştırın. TV diyagramı üstünde güzelce çalışacağız dedik arkadaşlar. Hani bugün dersi anlatıyoruz. Bundan sonra da bu konu devam edecek ve güzel örnekler yapacağız. Bugün saf maddeye giriş yapıyoruz ve TV diyagramına giriş yapıyoruz. T derece santigrat, küçük ve metreküp bölü kilogram olmak üzere bu diyagramı çizeceğiz. Suyun bir atmosfer basınçta faz değişimi işlemi piston silindir düzeni kapsamında anlatılmıştı. Şimdi bu işlemi değişik basınçlarda tekrarlayarak su için TV diyagramını geliştirelim. Pistonun üzerine silindir içindeki basınç 1 megapascal olacak şekilde kütleler yerleştirelim. Bak basıncı arttırıyoruz. Bu basınçta suyun özgül hacmi 1 atmosfer basınçta olduğundan biraz daha küçük bir değere sahip olacaktır. Basıncı arttırdığımızda. Su 1 megapascal basınç altında ısıtıldıkça hal değişimi 1 atmosfer basınçtakine benzer bir biçimde gelişecektir. Fakat bazı gözlenebilir farklılıklar da olacaktır. Biraz sonra göreceğiz. Öncelikle su bu basınçta daha yüksek bir sıcaklıkta 179.88 derece santigratta kaynamaya başlayacak. İkinci olarak bir atmosfer basınçta elde edilen değerlere oranla doymuş sıvının özgül hacmi daha büyük, doymuş buharın özgül hacmi ise daha küçük olacaktır. Arkadaşlar tabloları okumaya başladığımızda da bunu göreceğiz. Başka bir deyişle doymuş sıvıyla doymuş buhar hallerini birleştiren yatay doğru kısalacaktır. Hepsini şimdi göreceğiz grafik üstünde. Basınç daha da arttıkça doymuş sıvı ile doymuş buhar hallerini birleştiren doğru giderek kısalacak ve basınç 22.06 megapascal olduğunda bir noktaya dönüşecektir. Bu noktaya biz kritik nokta diyeceğiz. Doymuş sıvı ile doymuş buhar hallerinin aynı olduğu hal şeklinde tanımlanıyor kritik nokta. Bak şurada da var. Bir maddenin kritik noktada sahip olduğu sıcaklık, basınç ve özgül hacim değerleri sırasıyla kritik sıcaklık, T kritik, kritik basınç, P kritik ve kritik özgül hacim, V kritik diye adlandırılır. Bak yukarıdaki anlattığımız şeyi şekil üzerinde gösterelim. Bak T derece santigrat ve metreküp ve kilogram birimleriyle yazdık ve grafiğimizi çizmeye başlayalım. Arkadaşlar bak 0.01 megapascal'dan başlamış. Sıkıştırmış sıvı, doymuş sıvı noktası, ıslak buhar bölgesi bayağı uzun bak. Sonra doymuş buhar noktası, sonra kızgın buhara geçiyor bak. Basınç düşük, sıcaklık tabii ona göre düşük, şurada okuyabiliriz. Ve şu bölge ıslak buhar bölgesi oldukça uzun. Basınç arttıkça bu bölge kısalıyor, yukarıda da anlattı. Bak 8 megapascal'a geldik,
ıslak buhar bölgesi kısaldı. Ve şuradaki sıkıştırılmış sıvı eğrisi de bu şekilde. Bak bu eğrilere dikkat edin, eğimleri az. Yani şu noktayla şu nokta arasındaki eğim az yani. Şu noktayla şu nokta arasındaki eğim az. Yani şu noktayla şu nokta arasındaki değerler birbirine çok yakın. Ama bak şurada eğim fazla var. Şu noktayla şu nokta arasındaki değerler birbirinden uzak. Bunlar önemli bilgiler grafik üzerinde. Yukarı doğru gittikçe bak şu kısalıyor dedik. Daha da iş ilerletirsek bir noktaya dönüşüyor. İşte bu nokta bizim için kritik nokta. Bu noktanın sıcaklığını çok iyi bileceğiz. 373.95 derece santigrat. Bu noktanın basıncı 22.06 megapascal ve bu noktanın kritik özgül hacmi 0.00031.06 metreküp kilogram. Bu noktanın değerlerini bileceğiz ki buna göre karşılaştırmalar yapacağız arkadaşlar. Bunun sayısal değerleri tablolarda var. Tablonun neresinde var? Sırası geldikçe konuşacağız. Biz bu noktaya kadar ve bu noktanın altında çalışacağız. Bu noktanın üstünde bak gördüğün gibi şurada artık belli belirsiz sıkıştırma sıvıdan gelen eğri belli belirsiz kızgın buhara doğru ilerliyor. Basınç bayağı arttı 25 megapascal. Kritik noktanın üstündeki davranışlar çok değişik. Biz kritik nokta kadar ve kritik noktanın altında çalışacağız. Evet, yanda da bir özet geçmiş. Kritik özellikler T kritik, V kritik ve P kritik olarak göz önüne alınacak. Bu şekilde kritik noktaya kadar biz çalışacağız ve kritik noktanın özelliklerini çok iyi bileceğiz. Kritik noktanın altında kalan basınçlar tabii ki daha düşük değerde olacak. Sıcaklıklar daha düşük değerde olacak. Ama kritik özgül hacmin sol tarafı sağ tarafında çalışırsak ne olur? Onlara bakacağız. Kritik basıncın üzerindeki basınçlarda belirgin bir faz değişimi görülmez. Bunun yerine maddenin özgül hacmi sürekli olarak artar ve herhangi bir anda sadece tek fazda bulunur. Sonuçta madde buhar fazına geçer fakat bu geçişin ne zaman olduğu belirsizdir. Kritik halin üstünde sıkıştırılma sıvı bölgesiyle kızgın buhar bölgesini birbirine ayıran kesin bir çizgi yoktur. Genellikle kritik sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda maddeye kızgın buhar, kritik sıcaklığın altındaki sıcaklıklardaki maddeye sıkıştırmış sıvı denir. TV ve PV diyagramlarındaki doymuş sıvı hallerini gösteren noktalar birleştirildiği zaman doymuş sıvı eğrisi elde ediliyor arkadaşlar. Bak. Sonuçta şu noktaları böyle birleştireceğiz biz biraz sonra göstereceğim. Birleştirdiğimizde buna doymuş sıvı eğrisi ve doymuş buhar eğrisi ve doymuş buhar doyma eğrisi diyeceğiz. Üçünü de göz önüne alacağız. Neyse onu şöyle hemen söyleyeyim. Aşağıda var. TV diyagramını bir daha çizersek bak. Ne demek istiyorum? Kritik noktaya kadar olan şu eğrinin şu bölgesini ele alırsak bu doymuş sıvı eğrisi bak. Kritik noktaya kadar. Kritik noktadan sonra şu doymuş buhar eğrisi. Neden? Bu eğrinin üzerinde birleştirdiğimiz an doymuş buhar noktaları yer alıyor. Hepsini birleştirirsek bu noktadan önce kritik noktadan önceki her nokta ise doymuş sıvıyı temsil ediyor. O zaman hepsini birleştirdiğimizde arada doymuş sıvı eğrisi, doymuş buhar eğrisi. Hepsine ne deriz? Doyma eğrisi. Yani bütün eğriye biz doyma eğrisi diyoruz. Ama doymuş sıvı eğrisi ve doymuş buhar eğrisi diye kritik noktayı göz önüne alarak ikiye ayırıyoruz. Bu iki eğri kritik noktada birleşerek bir kubbe oluşturur. Tüm sıkıştırılmış sıvı halleri doymuş sıvı eğrisinin solunda kalır. Bu bölge sıkıştırılmış sıvı bölgesi diye adlandırılır. Tüm kızgın buhar halleri doymuş buhar eğrisinin sağında kalır. Ve bu bölge kızgın buhar bölgesi diye isimlendirilir. Madde bu iki bölgede sadece sıvı veya sadece buhar fazındadır. Her iki fazın bir arada dengede bulunduğu hallerin tümü kubbenin altında doymuş sıvı buhar karışımı veya ıslak buhar bölgesi diye isimlendirilir. Bir tekrar yapalım yeniden. TV diyagramını çizdik. Doymuş sıvı eğrisi kritik noktanın sol tarafı, kritik noktanın sağ tarafı doymuş buhar eğrisi. Ve bu kubbenin altında ve eğrinin içinde kalan bütün bölgenin adı doymuş sıvı buhar karışımı. Biz buna ıslak buhar bölgesi diyeceğiz. Sıkıştırma sıvı eğrisinin sol tarafında kalan kısım, bir daha söyleyeyim yanlış söyledim. Doymuş sıvı eğrisinin sol tarafında kalan kısım sıkıştırılmış sıvı bölgesi.
bir daha söyleyeyim. Doymuş sıvı eğrisinin sol tarafında kalan kısım, kısım sıkıştırma sıvı bölgesi. Doymuş buhar eğrisinin sağ tarafında kalan kısım kızgın buhar bölgesi. Sıkıştırma sıvı bölgesi, doymuş sıvı noktaları, doymuş sıvı buhar bölgesi ve ıslak buhar bölgesi, doymuş buhar noktaları ve kızgın buhar bölgesi çalışma alanlarımız olacak. Bak, P1 basıncı sabit demiş, sabit basınç eğrisi, TV devamında bu şekilde. Bak, burada yine eğim çok az ama şurada eğim fazla. P2, büyük P1 ise yine benzer bir eğri de biliriz. PV diyagramından da söz edelim, sonra bir ara verelim. Saf maddenin PV diyagramının genel görünüşü TV diyagramına benzerdir. Fakat bu diyagramda sabit sıcaklık, izotermal eğrileri aşağı doğru bir eğim gösterir. Hemen bakalım. Arkadaşlar, PV diyagramını çizdiğimiz an TV'nin içinde sabit basınç eğrileri vardı. PV'nin içinde sabit sıcaklık eğrileri olacak. Ve o sabit sıcaklık eğrisi bak böyle geldi. Bu yine biraz dik. Böyle geliyor ve burada diklik azalıyor. Bu şekilde T1 sabit eğrisini çizebiliriz. Bu PV diyagramı. Yanına birimleri de yazacağız biz. Burası Pascal, burası metreküp bölü kilogram. T1'in üzerinde tabii ki T2 eğrisi yer alacak. Biz sıcaklığı sabit tutup basınç özgül hacim değişimini incelersek onun adı PV diyagramı. İçinde bir megapascal basınç ve 150 derece santigrat sıcaklıkta suyun bulunduğu piston sinir düzenini yeniden ele alalım. Bu halde su sıkıştırılmış sıvıdır. Pistonun üzerindeki kütleler birer birer kaldırılırsa sinir içindeki basınç giderek azalacaktır. Yani basıncı azaltarak sıcaklığı sabit tutmaya çalışıyoruz. Bu sırada suyun sıcaklığının çevreyle ısı alışverişi sonucu sabit kaldığı kabul edilsin. Basınç azaldıkça suyun özgül hacmi biraz artar. Biraz demiş çünkü orada hani eğimler az ya. Basınç belirtilen sıcaklıktaki 150 derece santigrat doyma basıncı değerine, o değer de bu, eriştiği zaman su kaynamaya başlar. Buharlaşma işlemi süresince sıcaklık ve basınç sabit kalır fakat özgül hacim artar. Son damla sıvı buharlaştıktan sonra basıncın daha fazla düşürülmesi özgül hacmin daha da artmasına yol açar. Faz değişimi sırasında piston üzerinden kütle kaldırılmamaktadır. Bak, bu da önemli. Çünkü faz değişimi sabit sıcaklık ve sabit basınçta gerçekleşmektedir. İşlem başka sıcaklıklar için tekrarlanırsa faz değişimi benzer bir yol izleyecektir. Doymuş sıvı ve doymuş buhar halleri bir eğriyle birleştirirse saf maddenin PV diyagramı elde edilir. Bak, burada hani üzerindeki ağırlıklar kaldırıldıkça sıcaklığı da sabit tutabildikçe biz oluşan işlemi anlatmaya çalıştık. PV diyagramını bunu taşıdık. Değişik sıcaklıklar için aynı benzer yani karakteri benzer eğriler elde edeceğiz. Yine arkadaşlar kritik noktamız var. Sıkıştırma sıvı bölgemiz, doymuş sıvı eğrimiz, ıslak buhar bölgemiz, doymuş buhar eğrimiz ve kızgın buhar bölgemiz var. Ne değişiyor? Burada sıcaklıklar var ama bu yukarıdan gelip böyle aşağı doğru gidiyor. PV diyagramında. İkisi de önemli. İkisini de çok iyi bileceğiz. Evet, soruya geçmeden önce biraz yorulduk. Arkadaşlar tam 10 dakika sonra görüşmek üzere.
Arkadaşlar dersimize devam edelim. Şimdi saf maddenin özelliklerini göz önüne aldık. TV ve PV diyagramları üzerinde durduk. Bu kapsamda bir iki önemli soru çözmeye başlayalım. Sorumuz şöyle olsun. Bir kaptaki su başlangıçta 150 derece santigrat sıcaklık ve 1000 kilopaskal basınçtadır. Kaptaki hacim sabit sıcaklıkta yavaşça arttırılıyor ve basıncın 80 kilopaskal değerine düştüğü gözleniyor. 150 derece santigrat sıcaklıkta suyun doyma basıncı 478.8 kilopaskal olarak alınır. Süreç boyunca suyun sıcaklığı 150 derece santigrat sıcaklıkta sabit tutuluyor. Süreci PV diyagramında gösteriniz ve anlatınız. Bak, önemli bir soru. Adım adım gidelim. Bir kaptaki su. Tamam. Bu kaptaki suyun tabii basıncı soğutulduğu için giderek azalacak. Kapalı bir kap değil. Bir kaptaki su demiş. Hani bazı problemlerde kapalı kap derse çözüm değişiyor. Şimdi bir kaptaki su başlangıçtaki sıcaklık ve basıncı vermiş. Kaptaki hacim sabit sıcaklıkta yavaşça arttırılıyor. Sıcaklık sabit, buraya yazdık, sabit sıcaklık işlemi, izotermal işlem, buraya izotermal de diyebilir ve basıncın 80 kilopaskal değerine düştüğü gözleniyor. Ne oluyor? Kaptan ısı çekiliyor yani. Ve 150 derece sıcaklıktaki doyma basıncı verilmiş. Bak, doyma basıncı verilmiş. Bunu tablolardan okuyacağız zaten. Burada vermiş. Doyma basıncı ne demek? A ile B bölgesi arası faz değişimi ise ve doymuş sıvı ve doymuş buhar noktaları. Bu noktalar ise, bu noktalar dahil olmak üzere bu araya karşılık gelen basıncın adı doyma basıncıydı bak. Bunu biraz önce konuştuk. Evet, bu kapsamda diyagramı tekrar güzelce ele alalım. Soruyu okuduk ve soruyla ilgili verilen bilgileri biraz tartıştık. Şimdi PV diyagramına tekrar bakalım. Öncelikle sabit sıcaklık işlemi dediği an PV diyagramını çizmek daha doğru. TV de çizilebilir. Ama sabit sıcaklık işlemimiz PV diyagramında gösterelim. Soruda da PV'yi kullan demiş. P kilopaskal ve metreküp bölü kilogram olmak üzere dikey ve yatay eğilerimiz, eksenlerimizi çizdik. Bak, bunu çizeceksin. PV'nin birimlerini göstereceğim ve çizeceğim ve eğer biz sıvılarla çalışıyorsak ve bu sıvı için kritik nokta içeren şu hayali eğriyi, bu hayali bir eğri, bu eğriyi çizeceğiz. Ve kritik noktayı burada göstereceğiz. Aynen bu yaptığım gibi çizilecek PV veya TV diyagramı. Çizdik. O zaman bize verilen bilgileri değerlendiriyoruz. Bir noktası 1000 kilopaskal diyor ve 150 derece santigrat sıcaklıkta diyor. Zaten sıcaklık sabit. O zaman bir noktasının önce sabit sıcaklık eğrisi şu şekilde olacak. Ve bir noktası özel nokta bu eğrinin üzerinde yer alacak. Arkadaşlar, bu 1000 kilopaskal için ve 150 derece için baktığımızda bir noktası sıkıştırılmış sıvı bölgesine düşmüş. Nasıl düşüyor? Neden bu burayı seçtik? Onu ayrıntılı olarak konular ilerledikçe ele alacağız. Yani tabloları biz okuduğumuzda bu bir noktasının kesinlikle buraya düştüğünü göreceğiz. Şimdi biz bu şekilde alalım. Sabit sıcaklıkta gidiyoruz ve soğutma işlemi var. Arkadaşlar, şurada ne diyor? Sabit sıcaklıkta yavaşça kaptaki hacim sabit sıcaklıkta yavaşça arttırılıyor. Bak, kaptaki hacim artışı demek okun yönü bu şekilde, hacim artışı. Ve basıncı 80 kilopaskal değerine düştüğü, basıncın düştüğü gözleniyor. Son noktayı da vermiş. Şimdi bir noktasının yerini hani tartışıyoruz ya, onu soru içinde bulmamız gerekiyor. Şöyle bulacağız. 150 derece santigrat sıcaklıkta suyun doyma basıncı 478.8 kilopaskal. Bak, sen bir noktasının yerini tespit edemedin. Ama şu ikinci bilgi çok önemli. 1000 kilopaskalın altında 475.8 kilopaskalı vermiş. Ve demiş ki doyma basıncı. O zaman biz kesinlikle 475.8 kilopaskalın doyma basıncının olduğunu biliyorsak
o ıslak buhar bölgesine denk gelecek. Yani şu araya denk gelecek. 475.8 kilopaskal şu bölgeye denk geliyorsa ve bize verilen ilk basınç bundan yüksekse demek ki bir noktası sabit basınç eğrisi üzerinde burada yer alacak. Yani kesinlikle yerini soruda verilen bilgilerle saptadık. Biz ileride bunu tablo okurken de kesinlikle yerini doğru olarak saptayacağız. Ama ben soru içine baktım şimdi. Bu bir noktasının yerini kesinlikle nasıl saptayabiliriz diye şu bilgi yeterli. Doyma basıncı verildiği an bu basınç şundan düşükse şurada yer alacak. O zaman bir noktası basıncı bundan yüksek. O zaman bir noktası tam yeri belli. Çünkü sabit basınç, sabit sıcaklıkta çalışıyoruz biz. Sabit sıcaklıkta çalışıyoruz. Sabit sıcaklık eğrisi şu şekilde ve 475'in üzerinde yer aldığı için bir noktasının kesin yerini sorudaki bilgilerle saptadık. Tamam. İçim rahatladı. Sorudaki bilgilerle yerini saptayabiliyoruz. Ve biz sabit sıcaklıkta burada ne demiş? Bir bilgi de çok önemli. Bir dakika hemen şuradan bakayım. Buldum. Kaptaki hacim sabit sıcaklıkta yavaşça arttırılıyor. Hacmin yönü, artış yönü bu şekilde. O zaman okun yönü de bu şekilde olacak. Hacim artıyor bak. Tamam, bu bilgiler çok önemli. Yani ben de sorunun içinde onları bulup size bilgi vermeye çalışıyorum. Yavaşça bu bilgileri değerlendiriyoruz. Tamam. Son olarak arkadaşlar 80 kilopaskala düşüyor. 475'in altında 80. Bu biz eğri üzerinde ilerlersek 80 buraya düşüyorsa bunu uzattığımızda 150 nerede kestiği önemli. Burada kesiyor. Demek ki kızgın buhar bölgesine düşüyor. Sıkıştırılmış sıvı bölgesinde başladı bir noktası. İlerledi. AB arası ıslak buhar bölgesi basınçlara göre değerlendiriyoruz ve bu eğri üzerinde ilerlemek zorundayız. Sabit sıcaklıkta çalışıyoruz. İki noktasını da 80 kilopaskal burada kesiyor. 150 derece santigratı. Demek ki 1 ile 2'nin yerini kesinlikle doğru olarak tespit etmiş olduk. Arkadaşlar soruyu bir daha değerlendirelim. Önemli bir soru. Bir kaptaki su başlangıçta 150 derece sıcaklık ve 1000 kilopaskal basınçta. O zaman bu başlangıç noktasını daha bilmiyoruz biz. PV diyarımı da nereye yerleştireceğiz? Ama sabit sıcaklıkta çalıştığımız için sabit sıcaklık eğrisini şöyle çizsen içine. Ama bir noktasını daha yerleştirme. Ama buradaki bilgileri yerleştir. Özellikle 150 derece santigrat sıcaklıkta suyun doyma basıncı 475.8 kilopaskalsa bunu şu bölge için şu şekilde yerleştirebilirsin. Tamam. Birinci olarak şu sabit sıcaklık eğrisini çizdik. İkinci olarak şu bilgi çok güzel. 475.8 kilopaskalı şu araya denk geldiği için buraya yerleştirebildik. Hemen baktık 1000 bundan büyük. O zaman 1 burada yer alacak. Çok güzel. 80'e baktık 475'ten küçük. Ve şurada kesiyor. Demek ki 2 burada yer alacak. Tamam. Altında da anlatmışız. Doyma basıncı verilmiş. A ve B noktaları doyma basıncı ve doyma sıcaklığının başladığı noktalar. 1 ile A arası hacim artıyor. Sıkıştırma sıvı bölgesi bak hacim artıyor. A noktası doymuş sıvı noktası tamam. Sabit sıcaklıkta basınç düştükçe hacim genişliyor. Tamam. Artıyor yani. Basınç 475.8 kilopaskal değerine düştüğünde su sabit basınçta kaynamaya başlıyor. Zaten burası kaynama bölgesi. AB arası ıslak buhar bölgesi, kaynama bölgesi. B2 arası kızgın buhar bölgesi. Bakalım. B2 arası tabii ki kızgın buhar bölgesi. B noktası doymuş buhar noktası diyelim. Doymuş buhar bölgesi demek yanlış. Burayı yanlış yazmışım. B noktası doymuş buhar noktası demek daha doğru. Bak burada doymuş sıvı noktası demişim. Tamam. Ve sınırdan ısı girişi var. Arkadaşlar bu işlemin olması için sınırdan ısı girişi var ama sıcaklığı sabit tutuyoruz. Hacim artışını sağlıyoruz. Önemli bir soru. Güzelce anlatmaya çalıştım. Bir iki kere önemli noktalar üzerinde durduk. Bu soruyu yine siz çalışın. Arkadaşlar bu soruyu çalışıp PV diyagramını anladığımız zaman hiçbir sorun olmayacak. PV diyagramını özellikle sınavlarda yanlış çiziyoruz. Bu soruyu güzelce ele alıp tekrar değerlendirmeniz gerekiyor.
Gelelim diğer soruya. 101.325 kilopascal basınç, sabit basınç altında su. Bak, sabit basınç kelimesini hemen vermiş. Aklımızda TV diyagramı gelsin. Yani PV diyagramında da gösterir. Ama TV diyagramının içinde sabit basınç eğrisi var. TV diyagramını başlangıçta almak daha doğru. Biz ikisini de değerlendireceğiz ileride. Hem TV'yi hem PV'yi yan yana çizeceğiz. Ama bu soru sabit basınç işlemi. Su 125 derece santigrat sıcaklıktan 50 derece santigrat sıcaklığa soğutuluyor. Okun yönü de belli, tamam. Bu süreci TV diyagramında gösteriniz. Arkadaşlar, önemli bir nokta şimdi bak. TV diyagramını birimlerin de yanına yazarak önce çizdik boş olarak. Sonra içine doymuş sıvı eğrisini, yani doyma eğrisini yerleştirdik. Kritik noktayı da işaretleyerek. Soruda neye bakacağız? Bak, sabit basınç altında su şu basınçta. Arkadaşlar, sabit basınç 101.325 kilopascal, yani yaklaşık 100 kilopascal verilmiş. 100 kilopascal'da biz 100 derece santigratta suyun kaynadığını biliyoruz. Veya tersi soğutuluyorsa sonuçta ıslak buhar bölgesindeki sıcaklığı ve basıncı biliyoruz. Yani 101.325 kilopascal veya yaklaşık 100 kilopascal verirse bu suyun 100 derecede ıslak buhar bölgesine düştüğünü biliyoruz. Önce bu bölgeyi göz önüne alalım. İçeriye biz sabit basınç eğrisini çizdik. Hemen basıncımız buysa, bu basınca karşılık gelen sıcaklık bu. O zaman sıcaklığı hemen burada gösteriyoruz. Ve başlangıçta bize 125 derece santigrat verildiyse bir noktasının kesin yerini tespit ediyoruz. 101.325 kilopaskalda su 100 derecede kaynar veya ıslak buhar bölgesi 100 derece ve 101.325 kilopaskal için şurasıdır. Bu bölgeyi tespit edip 100 dereceyi buraya yerleştirdiğimiz an bize verilen sıcaklık bunun üzerindeyse bir noktasının kesin yeri kızgın buhar bölgesinde yer alıyor. Ve biz bu sabit basınç eğrisi üzerinde ilerleyeceğimiz için ve soğutulduğu için bu şekilde ilerleyeceğiz. Sonra 50'yi vermiş. 100'den 50 küçük. O zaman bizim sabit basınç eğrisini nerede kesiyor eğri? Uzatıyoruz. Burada kesiyor. İki noktasının yeri de kesinlikle belli oldu. Kızgın buhar bölgesinde bir noktası, iki noktası sıkıştırma sıvı bölgesinde ve A ile B arası ıslak buhar bölgesi. Ve önce ıslak buhar bölgesine göre karşılaştırmalarımızı yaptık. Önceki soruda da öyle karşılaştırdık. 125 buraya düşüyor, 50 buraya düşüyor. O zaman 1 ve 2 bu basınç için bu şekilde tespit edilir. 101.325 kilopaskaldaki su yaklaşık 100 derecede kaynıyor. Bunu biliyoruz, ona göre değerlendirmemizi yaptık. 125 büyük 100, hal 1 kızgın buhar bölgesinde. Ve soğutma işlemi var, yön belli o zaman. Birinci halden ikinci hale doğru. 50 küçük 100, hal 2 sıkıştırma sıvı bölgesi ve ıslak buhar bölgesi 100 derece, işte yaklaşık 100 kilopascal. Bak, T doyma, doyma sıcaklığı 100 derece, sadece ıslak buhar bölgesi için doyma basıncı 101.325 kilopascal. V1 büyük, V2 hacim büyük miktarda azalıyor bak. Sonuçta 1'den 2'ye geliyoruz. Soğutma işleminde hacim büyük miktarda azalıyor. A noktasında yoğuşma başlıyor. Çok önemli dedik arkadaşlar. Bak, doymuş buhar noktası, kızgın buhar, yani tamamen buharken bu ilerledikçe biz tam bu noktaya düştüğümüz an burada yoğuşma başlıyor. Buraya yoğuşma sınırı demiştik. Yani artık ters yönde ilerliyor soğutma. Burada ilk sıvı taneci oluşuyor. Yoğuşma ne demek? Sıvı tanecinin oluşması demek. Burada hani A noktasını biz doymuş buhar noktası yerine yoğuşma sınırı da dersek aynı şey. B noktasında buhar tamamen sıvıya dönüşmüş olacak. Doymuş sıvı noktasında tabii ki artık ters yönde soğutma gidiyoruz. Burada tamamen sıvı. Ondan sonra sıkıştırma sıvı başlıyor zaten. Sınırdan ısı çıkışı var. Tamam. Gelelim önemli üçüncü soruya. Arkadaşlar, hani bunu ben tam almışım. 101.325 kilopascal, yaklaşık 3 kilopascal da alabiliriz. Bu değerde sabit basınç altında, yine sabit basınç, su eksi 10 derece santigrat sıcaklıktan 150 derece santigrat sıcaklığa ısıtılıyor. Bu sefer ısıtma işlemi ama katıdan başladı. Bu süreci TV'de gösterin demiş. Şimdi güzelce çalışalım.
Arkadaşlar su için sabit basınçta TV diyagramını şu şekilde gösterebiliriz ki aradaki sabit basınç eğrisi su için bu şekilde. Önce TV'yi çiziyoruz. Birimleri yazdık. İçeriye hayali eğrimizi, doyma eğrimizi çiziyoruz. Kritik nokta bu. Ve bu doyma eğrisi bak şurada böyle bir çizgi, şurada böyle bir çizgi. Katı ve katı sıvı karışımını dahil edersek bu şekilde. Eksi 10 derece A noktası başladık katı halde. Biz bunu ısıttıkça arkadaşlar ısıtılıyor demiş. Sabit basınçta ısıtılıyor. B'ye geliyoruz. Su için B 0 derece santigrat. AB arası o zaman katı ve 0 derecede eğrime başlıyor. Faz değişimi başlıyor. B ile C arası 0 derecede yol alacak. C noktasından sonra burası artık sıvı. Sıvı ve C ile D arası sıkıştırma sıvı olarak devam edecek zaten 100 dereceye kadar. Tamam. 0 derece faz değişimi bitti. Biz burada son katı bir de sıvı hale getirdik ve sıkıştırma sıvı olarak devam edeceğiz 100 dereceye kadar. D ile E arasında artık faz değişimi bir daha başlıyor. B ile C arasında faz değişimi. Bu sefer sabit sıcaklığı 100 derecede D'den E'ye geliyoruz. Doymuş sıvıdan doymuş buhara. Daha sonra da kızgın buhara geçiyoruz. Bak AB, AB, CD, CD ve EF duyulur enerji. Sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığı an duyulur enerji. BC, DE gizli ısı sabit sıcaklıkta enerji veriyoruz ve bu faz değişimine gidiyor. BC ve DE gizli enerji içeriyor. Bak sistem için bu. Sistem için duyulur ve gizli enerjiye biz ısıl enerji diyorduk. Bu şekilde gösterebiliriz. Su 101.325 kilopaskalda 0 derecede katı sıvı faz değişimi 0 derecede şurada 100 derecede sıvı gaz faz değişimi burası. Su başlangıçta buz katı olacak. Eksi 10 dereceden 0 derece ısınma olacak. A ve B arası A ile B arası duyulur enerjinin göz önüne alındığı alan. 0 derecede buz tamamen sıvı olana kadar eriyecek. BC arası tamam. Sıvı su küçük hacim değişimiyle 100 dereceye ısınacak. Arkadaşlar buradaki hacim değişimleri küçük ama şurada yüksek demiştim. Tamam. CD arası sıkıştırma sıvı. Biraz önce de konuştuk. CD arası tamam. D doymuş sıvı noktası. Buharlaşma başlıyor. D ile E arası doymuş sıvı doymuş buhar karışımı ıslak buhar bölgesi 100 derecede. E doymuş buhar noktası kaynama bitiyor. Su buharı 150 derecelik son noktaya kadar ısınmaya devam ediyor. EF arası kızgın buhar bölgesi. AB, CD hacim değişimi az. Bu bak bu bilgiler önemli ileride kullanacağız. DEF hacim değişimi çok ve sınırdan ısı girişi var. Evet bu sorular arkadaşlar tekrar edin. Çok önemli sorular. Bunları anladığınız an hiçbir problem yaşamayacağız. TV ve PV diyagramlarında. Gelelim önemli başka bir soruya. Aşağıda verilen süreçleri PV ve PT diyagramlarında gösteriniz. A, kızgın su buharı sabit hacimde doymuş su buharı oluncaya kadar soğutuluyor. Bak çok önemli bir nokta. Kızgın su buharı sabit hacimde doymuş su buharı olana kadar soğutuluyor. Hemen PV diyagramında göster demiş. PV'yi çizelim. PV'yi birimleriyle yazdık. Hayali doyma eğrimizi çizdik. Burası doymuş sıvı eğrisi, burası doymuş buhar eğrisi ve kritik noktayı gösterdik. Şimdi ne diyor? Kızgın su buharı. Kızgın su buharı temsil olarak şurada olsun. Bir noktası yani bunu kesen doymuş sıcaklık eğrisi bu şekilde. Bir noktası kızgın buharı var. Temsil olarak burada gösterelim. Çünkü kızgın su buharı demiş. PV diyagramında gösteriyorsak sabit sıcaklık eğrisini kesecek. Bir noktası burası. Bu bir noktası burada dursun. Çok önemli bir laf var yanında. Sabit hacimde. Arkadaşlar hacim eğrisi burasıysa bu hacim eğrisine dik bir çizgi çizersek bu dik çizgi üzerinde ilerleyeceğiz biz. Yani hacim değişmiyor. Ne demek? V1 eşit V2 olacak. Hacim sabit. Soğutuluyorsa aşağı doğru gideceğiz. Çok önemli bu. Yani bir noktası şu eğri üzerinde de yol alabilirdi. Sabit basınç çizgisi üzerinde yol alabilirdi ama sonra da sabitçim sabit diyorsa bu çizgi üzerinde yol alacak. Başka yer yok. Soğutuluyorsa aşağı doğru. Nerede? İki noktası neresi?
Doymuş su buharı oluncaya kadar. Doymuş su buharı oluncaya kadar iki noktası doymuş buhar noktası olacak. O da başka bir sabit sıcaklık eğrisi üzerine düşecek. Yani birden ikiye gelinceye kadar soğutuluyorsa sıcaklık tabii ki azalacak. Basınç azalacak. Ama bizim izleyeceğimiz yol ancak bu şekilde sabit hacim çizgisi üzerinde. Çok önemli. Hal birden hal ikiye soğutuluyor ve izleyeceğimiz yol bu. Kısıtlama getirmiş aşıklı. Ne görüyoruz biz? P1 büyük P2'yi göreceğiz. T1 büyük T2'yi göreceğiz PV diyagramında. Siz bunu arkadaşlar TV'de de çizmeye çalışın. Sabit hacimde TV'de nasıl çizebiliriz bir bakın bakalım. Çok önemli bu söylediğimi yapın. Yanında PT diyagramı var. PT diyagramı biraz daha değişik. Biraz önce çalıştık arkadaşlar. Şöyle üçlü noktaya kadar süplimasyondan geliyoruz. Ve kritik noktaya kadar sıvı buhar fazında ilerliyoruz. Bak üçlü nokta ile kritik nokta arası her zaman sıvı buhar fazı. Yani ıslak buhar bu eğri üzerinde. Şurası katı bölgesi ise katı ile sıvıyı ayıran böyle eğrimiz var. Bu üçlü nokta altında kalan kısım buhar. Yani üçlü nokta altında kalan değil, şu eğri altında kalan kısım buhar. Bu eğri şu bak şu yanlış göstermeyeyim. Bir daha gösteriyorum. Şuradan başlıyoruz. Üçlü noktadan kritik noktaya giden eğrinin altında kalan kısım buhar. Üstünde kalan şu kısım sıvı, şu kısım katı. Tamam uzatmayalım. Sabit hacimde çalışıyorsak arkadaşlar PT diyarında bir noktası kesinlikle kısım buharda yer alacak. Tamam. Bir noktası temsil olarak burada. İki noktası doymuş buhar olarak. Doymuş buhar noktası olarak yer alacak ama PT diyarında arkadaşlar üçlü nokta ile kritik nokta arasında doymuş buhar, doymuş sıvı ve ıslak buhar bölgesi yer alır. Hepsi bu eğri üstünde yer alıyor. O zaman iki burada, ikiyi burada gösterebiliriz. Birden ikiye sıcaklık azalıyor. Birden ikiye sıcaklığın azaldığı yönde gideceğiz. Basınç azalıyor. O zaman birden ikiye böyle bak. Birin biraz aşağısında iki yer alacak. Ve sabit hacim olarak şu şekilde çizebiliyoruz. PT diyagramını. PV'de daha güzel görüyoruz biz onu. PTT biraz daha gizli görüyoruz. Tamam. Bunları çalışacaksınız. B şıkkı doymuş sıvı su. Sabit basınçta bak. Doymuş buhar olana kadar ısıtılıyor. Doymuş sıvı su. O zaman PV'yi çizdik. Hayali elimizi kritik noktaya gelecek şekilde çizdik. Bir noktası ne diyor? Arkadaşlar içine PV'yi çizdiğimiz için içine sabit sıcaklık eğrisini de çizdik. Ama bir noktası ne diyor? Doymuş sıvıdan başla diyor. O zaman tamamen doymuş sıvı noktası. Burası bir noktasının tam yerini tespit ettik. Bir noktası burası ve şu şekilde ilerliyorsak iki noktasına kadar P1 eşittir P2'dir kesinlikle. Sıcaklık T1 ile T2'de de eşit. Yani biz sabit sıcaklıkta çalışıyoruz ama bunu da yazabiliriz. Ne diyor soruda? Doymuş buhar olana kadar ısıtılıyor. Okumuzun yönü bu. Okun yönünü kesinlikle göstereceğim. Doymuş sıvı noktasından başladık ısıtmaya. İkiye geldik. Doymuş buhar noktası sabit sıcaklıkta ısı veriyorsak faz değişimini bu şekilde sağlıyoruz. İki burada bitecek. Bak V1'den V2'ye geldik. Hacim arttı. Bunlar çok önemli. Biri buraya aşağı alırsak, iki buraya aşağı alırsak V1 ve V2'yi bu şekilde gösteririz. Arkadaşlar PT diyagramı ilginç bir diyagram dedik. Biz ıslak buhar bölgesinde çalışıyorsak doymuş sıvı noktasından doymuş buhara gidiyorsak o ikisi burada çakışıyor. Bir ve iki noktası kesinlikle üçlü nokta ile kritik nokta arasında yer alan bu ıslak buhar eğrisi üzerinde yer alacak. Şurası. İkisi çakıştı. C şıkkını okuyalım. Sıvı su ve buhar karışımı. Bak o zaman ıslak buhar bölgesi hemen aklına gelecek. Sıvı su ve buhar karışımı sabit hacimde doymuş buhar olana kadar ısıtılıyor. Sabit hacimde. PV diyagramını birimiyle yazdık. Hayali elimizi çizdik. Kritik nokta ve bir noktası ıslak buhar bölgesine düştüğünü soruda görüyoruz. Temsili olarak burada. Ve temsili olarak sabit sıcaklık eğrisini çizdik. Arkadaşlar bak kritik nokta var şurada. Kritik noktanın bu bir noktası solunda da kalabilirdi, sağında da kalabilirdi. Kritik noktanın üzerinde de olabilirdi.
Ama biz neye kritik noktanın bu tarafında, sağında gösterdik? Soruda ne diyor? Çok önemli var. Bu bilgiler çok önemli. Sıvı, su ve buhar karışımı sabit hacimde doymuş buhar olana kadar. O zaman doymuş buhar erisini kesmesi için kritik noktanın sağında alacağız. Kritik noktanın sağındaki noktaların hepsi doymuş buharı kesiyor. Eğer bu tarafta alsaydık doymuş sıvıyı kesecektik ki biz doymuş sıvı değil doymuş buhar olana kadar diyor soruda. Sıkılıyor. O zaman bir noktası burada temsil olarak okun yönü burası bu şekilde ve doymuş buhar olana kadar diyor. Diğer T2 sabit sıcaklık erisini burada kesiyor. Eğer soruda doymuş sıvıyı kesiyor deseydi biri burada alıp buradan ilerletecektik. İlginç bir durum bak o. Islak buhardan doymuş sıvıya da sabit hacimde erişebiliyoruz. Doymuş buhara da sabit hacimde erişebiliyoruz. V1 eşittir V2 ve 1 ile 2'nin kesin yerleri burası. Isıtma da bu şekilde PV değerimi de bu şekilde çizebiliriz. PT'de nasıl yapacağız bunu? Bir noktası yine ıslak buhar noktası, ıslak buhar bölgesi olduğu için bir noktası burada. İki noktası doymuş buhar olduğu için yine bu eğri üzerinde ama ısıtma olduğu için ve sıcaklık değiştiği için, bak sıcaklık değişiyor, basınç da değişiyor. Birden ikiye bu şekilde gidebiliriz. PT'yi de bu şekilde değerlendireceğiz. Arkadaşlar bu çözdüğümüz sorular çok önemli kavram soruları. Kesinlikle bu sabit hacim işlemi, sabit basınç işlemi veya bize ne soruluyorsa onları kesinlikle çok güzel değerlendireceğiz ve PV, PT ve PV diyagramında bunları güzelce göstereceğiz. Bu son sorunun PV yanında TV diyagramlarını kesinlikle çalışın. Yukarıda da diğer sorularda da önemli noktada ele aldık. Bunlar giriş soruları arkadaşlar. Bunlardan sonra tablo okuyarak biz diğer sorulara başlayacağız. Arkadaşlar elinizde termodinamik tabloların olması şart. Bu konuda duyuru Ege Ders içinde var. O termodinamik tabloları artık edinin. Sınavda da onları kullanacağız. Soruları çözerken de onları kullanacağız. Ve artık bir dahaki derste sayısal örneklere ve tablo okumaya ayrıntılı olarak gireceğiz. Bugünkü kavram sorularını ve konuları, bu anlattığımız konuyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ders 1, ders 2 ve ders 3'ün şu noktasına kadar olan tüm bilgileri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Güzelce bir tekrar etmeniz gerekiyor. Dersimizi bitirmeden hem yoklama alalım hem de 2-3 tane soru yaparak bir öğrendiklerimizi tekrar gözden geçirelim. Şimdi ben size pini vereceğim. Evet, 11 haneli numaramızda katılıyoruz kağıt testine. Evet, testi başlatıyorum ben.
Arkadaşlar, 16 arkadaşa teşekkürler. Saf madde değil. Başlangıçta konuştuk. Bir arkadaşımız aceleye gelmiş cevap verirken sıcaklık ve basınca bağlıdır demiş, yanlış. Şimdi arkadaşlar, ders 1, 2, 3 ve 3'ün şu noktasına kadar güzel bir tekrar yapmanız şart. Bundan sonra işler zorlaşacak. Hata yapmamamız ve kavramları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Onun için ders 1, ders 2 ve ders 3'ün şu noktasına kadar, geldiğimiz noktaya kadar güzel bir tekrar ve çözdüğümüz her türlü soruyu çözümünü kapatıp bir kere kesinlikle çözmeniz gerekiyor, ele almanız gerekiyor. Söylediklerimi yapan başarıyı sağlar. Evet, dikkat, 15 arkadaşa teşekkürler. Arkadaşlar, piston silindir düzenekleriyle çok çalışacağız ve burada her zaman sabit basınçta işlem yapacağız. Ama pistonun üzerinde bir yay varsa değişiyor tabii ki. Veya piston bir pimle tutturulmuşsa, hani hareketi engellenmişse, durdurucular varsa değişiyor. Onlara bakacağız da. Ama basit piston silindir düzeneğinde hiçbir ek bilgi yok. Yay yok, pimle sabitlenmemiş veya durdurucular yer almıyor. O zaman sabit basınçta işlem yapılır diyeceğiz. Daha sonra ayrıntısına gireceğiz ama son kez söyleyeyim. Basit piston silindir düzeneğinde sabit basınçta işlemlerimizi yapacağız. Basınç piston silindir düzeneğinde ne zaman sabit olmaz? İlerledikçe güzelce onları göreceğiz. Evet, 18 arkadaşa teşekkürler. Su her basınçta, her sıcaklıkta kaynar. Basınca bağlı olarak her sıcaklıkta kaynar. Bir arkadaş güzelce tekrar etsin. Her zaman 100 derece sıcaklıkta kaynar. Kesinlikle yanlış. Termodinamik dersini tekrar etmek istemiyorsa bu arkadaşımız kesinlikle güzelce çalışsın. Kavramları çok iyi öğrensin. Belki de hatayla bu şıkkı işaretledi. Sonuçta su basınca bağlı olarak her sıcaklıkta kaynar. Evet, bir arkadaşımız 3 cevaplık seri yapmış. Bu en yüksek, bu en yükseği demiş. Bu arkadaşı da tebrikler. 11.39 numaralı arkadaşımız. Evet, 17 arkadaş sıkıştırılmış sıvı demiş. Doğru. Hangisi gizli ısı içermez arkadaşlar? Dersi dinleyen bunu gördü zaten. Donmayı aldık, erimeyi aldık, yoğuşmayı aldık. Hepsi gizli ısı içeriyor. Sıkıştırılmış sıvı niye gizli ısı içersin? Veya diğerleri. Evet, doğru şık. Sıkıştırılmış sıvı gizli ısı içermez. Tamam. Evet, bunun üzerine durmadık. Bakalım nasıl bir cevap vereceksiniz? Evet, bu sorunun üzerine durmadık. Çünkü ben dersi ikiye böldüm. Diğer bölümde işleyeceğiz.
Ama arkadaşlar ıslak bar bölgesinde biz kuruluk derecesinden söz edeceğiz. Burada doğru yanlış olarak yorumlamayalım verdiğiniz cevapları. Kuruluk derecesi çok önemli. O önemli olduğu için bir dahaki derse bıraktım. Ve ıslak bar bölgesinde, sadece ıslak bar bölgesinde geçerlidir. Şimdiden bilin. Tanımını yapacağız. Bunun eşitliğini çıkartacağız. Ama kuruluk derecesini siz duyduğunuz an bazı kitaplar buharın kalitesi der. Veya İngilizce kitaplar direkt kalite der. Kalite, buharın kalitesi veya kuruluk derecesi sadece ıslak buhar bölgesinde geçerlidir. Şimdi bilin. Bundan sonra zaten bir dahaki derse onu ayrıntılı olarak ele alacağız. Islak buhar bölgesinde doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı varsa bu karışıma karşılık gelen bir derece, bir sayısal değer tanımlamamız gerekiyor. Boyutsuz bir sayı olarak kuruluk derecesini ele alacağız. Önemli bir konu. İsterseniz önceden araştırın. Ama dediğim gibi ayrıntılı olarak bir dahaki derse işleyeceğiz. Arkadaşlar, doğru ve hızlı şekilde cevap veren 3 arkadaşımızın numaraları var. Onlara da teşekkürler. 5'te 5 yapan 3 arkadaşımız var. Dediğim gibi ben Kaut bütün katılımcıların numarasını bana Excel olarak veriyor. Buradan yoklamayı da yapacağız. Sorunuz yoksa dersimiz bitmiştir. Soru yoksa çıkabilirsiniz.